Bakalım bu tabii ki yüksek fiyatlar dizginlenecek mi bilemiyoruz. İşte tavuklar değil, yumurta fiyatlar uçtu. Gerçekten yani tavuk kanatlı hayvan, pır 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 bazen uçar bazen düşer ama yumurta fiyatları aldı başını gitti. 30 adet yumurta şu anda arkamda da görüyorsunuz işte gıdada KDV %8 olarak geçiyor sevgili izleyenlerimiz. 34 lira 95 kuruş. Yani düz hesap 35 lira diyelim. Her geçen gün artan yumurta fiyatlarından dolayı tüketici şikayetçi. Sadece yumurta fiyatlarından dolayı mı şikayetçi? Yani tüketici hayır. Peynir de artıyor, diğer temel gıdalar artıyor. Yani yağ fiyatları artıyor, un, ekmek vesaire bunların tamamen hepsinin fiyatlarının arttığı bir gerçek sevgili izleyenlerimiz. Yani vatandaş ay sonunda cebine giren paranın nasıl eridiğini marketlerden içeri girdiği anda görebiliyor. Yani önceden sepetler rakamlar olarak daha makul bir şekilde dolarken şimdi sepete bakıyor, verilen paraya bakıyor, alınan ürüne bakıyor. Elde herhangi bir şey neredeyse kalmıyor. Yani hayat pahalı sevgili izleyenlerimiz. İşte bu hayat pahalılığı da özellikle yumurta fiyatları. Okulların açılmasıyla birlikte yumurta fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu oldu. Ama üreticiye yani bunu tavuk çiftliği işte üreticileriyle konuştuğumuz anda da onlar da tabii ki yemin pahalı olduğunu, maliyetin artık kurtarmadığını, bu yönde bu fiyatları mecburen uygulamak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Kim burada ne yapacak bu merak ediliyor. İşte her geçen gün artan yumurta fiyatlarından dolayı tüketici şikayetçi. Yani 18,5 liraya, 16 liraya yani hatta geçtiğimiz yıl şöyle bir gözümüzün önünden geçiyor. 13 liraya, 12,5 liraya, 10 liraya, 9 liraya yumurta aldığımız günler olmuştu. Ama şimdi bakıyoruz bu sene itibariyle 25 ila 35 lira arasında marketlerde yumurta fiyatlarında değişkenlik gösteriliyor. Yani sabit bir fiyat yok. Herkesin satış fiyatı farklı farklı. İşte burada bir denetleme mekanizmasının çok sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekiyor. Tabii yumurta üreten çiftlikler, yumurta üretimi yapan iş insanları da yapılan tabii ki burada harcamalardan dolayı bu fiyatların artık 20 liraya, 18 liraya, 17 liraya yumurtanın kurtarmadığını özellikle ifade ediyorlar. Belki de yumurtanın önümüzdeki günlerde 1,5 liraya kadar tanesinin çıkacağı da yine kamuoyunda konuşuluyor sevgili izleyenlerimiz. Peki fiyatlar her geçen gün artıyor. Bu artış nasıl dizginlenecek? Bu artış nasıl düşecek? Biz vatandaş olarak bunu merak ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da fiyatların, fahiş fiyatları uygulayan kişileri mutlaka takip edileceğini, reyonların teker teker kontrol edildiğini, tamam bu yönde kontroller yapılıyor ama fiyatlar aşağıya düşmüyor. Evet, bu sebzede de aynı, meyvede de aynı. Yani şöyle bir baktığınız zaman İşte aklıma geldi hani dün market önünden geçerken 14,95'ti şeftalinin kilosu. Hani diyeceksiniz ki belki mevsimi değil ama bir armut 7,5, üzüm 7,5, 8 vesaire artık rakamlar gerçekten yüksek. Neden? Çiftçi artık üretme konusunda harcadığı parayı geriye toplayamadığından dolayı elindeki ürünü değerinde satma durumunda kalıyor. Bakalım bu denge nasıl sağlanacak? İşte yumurtayı biz gündeme taşıdık. Yumurta son zamanlarda fiyatı en çok artan gıda ürünlerinden biri oldu. Artık tavuklar değil, yumurta fiyatları uçuyor sevgili izleyenlerimiz. Vatandaş okulların açıldığı bu dönemde özellikle her sabah veliler, anneler, babalar çocuklarına hadi bir yumurta kırayım, hemen seni okula göndereyim artık sözü de yavaş yavaş uzaklaşacağı benziyor.